Türkiye ile Almanya arasındaki Eurofighter savaş uçağı müzakerelerinde Almanların gizli bir şart sunduğu iddiaları kafaları karıştırmıştı. Türkiye'nin uçak planlarının değişip değişmeyeceği ve Berlin'den gelen gizemli taleplerin ne olduğu konularında açıklık getirildi. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Türkiye'nin Almanya ile Eurofighter savaş uçağı alımı için müzakereleri sürerken, Yunan basını son günlerde attığı flash haberlerle sürece dahil oldu. Yunan medyası, Almanya'nın Türkiye'ye adeta şantaj yaptığını, uçakların Suriye'de kullanılmasına izin vermediği için alımı beklettiğini öne sürdü. Türkiye'den ise bu iddialara net bir yanıt geldi. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter, Typhoon savaş uçakları satışıyla ilgili bazı şartlar öne sürdüğü yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık, özellikle Almanya'nın uçakların yurt dışı operasyonlarda kullanılmaması için yazılı garanti talep ettiği iddiasını reddetti. Bakanlık açıklamasında, bu tarz bir şartın gündeme gelmediğini, hem Eurofighter hem de F-16 Viper uçaklarının tedariki konusunda temasların sürdüğünü belirtti. Aynı zamanda, Türkiye'nin asıl hedefinin milli savaş uçakları olan 5. nesil milli muharip uçak Kaan olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun olarak hem mevcut savaş uçaklarının modernizasyonu hem de envanterin çeşitlendirilmesi yönündeki çalışmaların planlandığı gibi devam ettiği ifade edildi. MSB kaynakları, F-16 Viper savaş uçaklarının temini için geçtiğimiz aylarda bir sözleşme imzalandığını ve belirlenen takvimin sorunsuz ilerlediğini de belirtti. Eurofighter Typhoon için ise teknik düzeyde görüşmelerin devam ettiği ve bu çalışmaların süreci hızlandırmak amacıyla yapıldığı vurgulandı. Ancak, bu görüşmelerde herhangi bir şartın gündeme gelmediği özellikle vurgulandı. Bakanlık, uçak tedarik sürecinin genel olarak sorunsuz ilerlediğini ve teknik çalışmalarda hız kazanıldığını belirtti. Bu açıklamalar, özellikle Almanya'nın uçak satışına koşullar getirdiği yönündeki iddiaları çürütmeye yönelik kritik bir yanıt olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Londra merkezli Middle East Eye'dan yapılan habere göre, Berlin yönetimi, Eurofighter satışını Türkiye'nin yurt dışı operasyonlarına katılmaması şartına bağlamış durumda. Habere göre, bu koşul Türkiye tarafından kabul edilemez bulunuyor. Alman hükümetinin bu satışın önünü kesmek için bürokratik hamleler yaptığı ve teknik görüşmeleri sadece süreci geciktirme amacıyla başlattığı iddia ediliyor. Bu sürecin sonunda, Türkiye'nin asıl hedefinin milli savaş uçakları Kaan olduğu bir kez daha vurgulandı. Türk Hava Kuvvetleri için eğitim amaçlı ve muharip görevlerde kullanılacak olan Hürjet'in yanı sıra, 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın envantere girmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. Eurofighter ve F-16 Viper savaş uçakları ile ilgili çalışmalar devam etse de, Türkiye'nin uzun vadeli stratejisinin tamamen milli savunma teknolojileri üzerine kurulu olduğu açık bir şekilde ifade edildi. Alman, İngiliz, İtalyan ve İspanyol şirketlerinin ortak üretimi olan Eurofighter savaş uçağı, Türkiye tarafından 2 yıl önce talep edilmişti. İngiltere, İtalya ve İspanya bu satışa destek verirken, Almanya'nın bu konuda çekimser tavrı devam ediyor gibi görünüyor. Türkiye ile Almanya arasındaki Eurofighter savaş uçağı müzakerelerinde Almanların gizli bir şart sunduğu iddiaları kafaları karıştırmıştı. Türkiye'nin uçak planlarının değişip değişmeyeceği ve Berlin'den gelen gizemli taleplerin ne olduğu konularında açıklık getirildi.